Kutu gibi evim var. Böyle. Mesela düzeni severim. Şöyle yemeğimi böyle koyarım. Şöyle altta da böyle şeylerimi koyarım. Mesela tozu hiç sevmem. Toz olsun istemiyorum. İşte buraları mesela illaki 2 günde bir falan alacağım, yani 2 gün bile fazla. Burada çocuklarıma yemekler yapıyorum. Evet, ben masa örtüsünü seviyorum. Başka fazla örtü sevmiyorum ama masa örtüsü olsun, masalarda örtü olsun istiyorum. Şu anda örttüğüm, mesela benim kendi ördüğüm dantel. Şöyle şirin mutfağım. Bana göre şirin tabii. Herkesin şöyle düzenliyimdir. Şöyle açayım bakalım. Yani böyle her zaman için düzenli olmak iyidir. Kızım evlendikten sonra burayı boş bırakmak istemedim. Salonda çok kalabalık etmek istemedim. Buraya ayrı bir yemek odası yaptım. Ondan sonra böyle bir oda yaptım. Danteli sevdiğimi söylemiştim. İşte böyle dantel masa örtüsünü çok seviyorum. Buraları böyle örtüyorum. Sadece masada çok seviyorum danteli. Ütüsü çok güzel olmalı. Biliyorsunuz bunlar yıkandığı zaman çok zor açılıyor. Bakımlıyımdır. Dağınıklığı sevmiyorum. Düzeni çok seviyorum. Hani elime attığım zaman alacağım her şeyimi. Böyle aramayacağım. Böyle. Bekar bir oğlum var, 25 yaşında. Onun odası. Gördüğünüz gibi sadeden yanayım. Sadeliği seviyorum. Evet, gelinler. Ben konuşabilir miyim? Fatih Bey, kulislerine girmiştim. Çok dağınıktı hatırlıyorsanız. Ay siz dağıttınız dedi. O da arkadaşı da doğruladı dağınık olduklarını. Ay, adamın haline bak canım, kapı süslemekle olmuyor. Şimdi bunlar kapıları kapattılar. Bizim odayı dağıtmışlar. Biz geçen hafta da buradaydık. Hiç odamızı öyle gördüler mi? Görseler bana da aynı tepki verirler. Ama iki kişiydiniz. Yani benim haberim bile yoktu o çekimin olacağından. Lütfen bizi katmayın. Hayır, Bir, bizden ikincisi de dağınıklığınızı kabul edin. Zaten şimdi de TRT evinin dolap içlerini göstermiş. Hepimizin fincan dolapları, tencere dolapları aynı şekilde. Ben ortada tertip düzen göremiyorum. Diyor ki toz hiç sevmem. Tozdan hoşlanmam diyor. Vitrin içine fincanların ağzı açık koyulmaz, ters kapatılır koyulur. Bunu ben mi öğreteceğim size? Ben hiç tertip, düzen falan görmedim. Gördüğüm kadar varsınız zaten teyze. Aydan. Yani Fatih Bey, gerçekten kulis çok dağınık. Özellikle çekilen kısım, sağ kısım. Hani poşetler, kıyafetler. Evet, kıyafet giyip çıkarıyoruz orada. Ayakkabılarımız bir yerde duruyor. Kıyafetlerimiz aynı yerde duruyor. Valizlerimiz orada duruyor. Ama bu kadar dağınık olmaya gerek yok. Onu istinaden çekilmiş olduğunu düşünüyorum bu videonun. Hani bir ben düzenliyim, titizim, tertipliyim diye gönderme yapılmış. Çok uç renkler var evde. Sadelikten yana olduğunu söylüyor Ayten teyze. Herkesin kendi zevki, kendi evi. Kimse karışamaz. Ama yani mutfaklar, dolaplar hepimizin evinde düzgün zaten. Benim evimde de her yerde düzgün. 10 tane de bardak olsa, 25 tane de bardak olsa, 50 tane de olsa bir hizada duruyor. Zaten raflar onun için yapılmış. Bir kendini düzenli gösterme ve iyi gösterme çabası olduğunu düşünüyorum. Ayten teyzenin evini, videosunu izledik. Böyle bir video çekme ihtiyacı duymuş. Sanırım kuliste dağınık olduğunu düşünerek. Gerçekten de öyle. Biz böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Özellikle kayınvalidem. Çünkü biz zaten orada da eşyalarımız düzenli duruyor. Bana çok karışık geldi. Eşarpların orada ne işi var anlamadım. Oturduğum yere koydum Fatih Bey. Çünkü arkadaşlarım geliyor. Yani yatak odama Namazını kılıyorlar. gitmiyorlar. Yatak odasını onun için koymuyorum ben. Onun için de salona koydum. Alan oradan alıyor. Seccadelerimi de oraya koydum. Mevlüt falan böyle Kur'an yani, okuyorlar. Evet, arkadaşlarım geldiği zaman hani bana sormadan veyahut da dediğim zaman oradan alıyorlar. Yatak odama girmiyorlar. O nedenle de salona oraya koydum. Çünkü oturduğumuz yer orası. Ama zaten evet, sizin gidip getirip vermeniz lazım. Yatak odasına girin alın. Alışmışlar hayatım, gidip alıyorlar. Ama arkadaşlarım işte burada biraz tembellik var. Elinin altına Hayır koymuş. Canım, münasebet, bir de şey diyeceğim ben. Mesela bana göre çok ruhumu sıkan bir ev. Tertip düzenden bahsediyor kendisi. Ama bana bir tane mutfak dolabı açıyor. Bir tane de dolap kapağı açıyor. Evet. Öbür yerlerini orayı düzeltmiş. Bir, burası dağınık ya, çok bozuldu. Kulisleri acayip dağınık. Bir tane dolaba şöyle çeki düzen vermiş. Bir de gardıroba şöyle bir iki çeki düzen vermiş. Oraları çekmiş, getirmiş gözümüze sokar gibi. Ben burada gördüğümü değil, canlı yaşadığıma inanırım. Bence de öyle yani. Odasının dağınık olduğunu kabul etmedi Ayten Hanım.
Ona Nadir hani kullandı bu videoyu. Hani neden buna gerek duydunuz? Ben bunu anlayamadım. Bir de yani o kadar düzenliyim diyorsunuz. Her şey sıkış sıkış yani. Eviniz herhalde biraz küçük. Küçük kutu gibi evet, dedim zaten. Bayağı evet, küçük kutu gibi ama ona rağmen. Temizlik yaparken zor olmuyor mu peki toz alırken? Hani yok, silerken? Hülya Hanımcığım, mesela onu çekmiş getirmiş ama onunla siz 5 gün yaşıyorsunuz bir odada. Düzenini, tertibini görmeniz gerekirdi. Yani, görmediğinize göre öyle bir düzen, tertip yok. Düzenli ve tertipli olan insan her yerde düzenli ve tertipli gösterir. Şükran diyecek misin? Masa örtüsü vardı masasında. Evet. Acaba niye şimdi hiç kimse masa örtüsü koymuyor? Acaba niye kimse koymuyor mu? Sen koymuyor musun hayatım? Ben koymuyorum artık. Dantel olarak. Dantel olarak. Dantel olarak bir yani. De gerek yok. Yemek masası. Peki Yağmurcuğum, şimdi sen söyle bakayım. Bence kayınvalidemin hakkını yiyorlar bu konuda. Evet, mesela o da dağınık diyorlar. Ne yalan söyleyeyim, ben biraz dağınığımdır. Ama kayınvalidem gerçekten çok titiz biri. Hmm, belli. Yani evet, odada mesela onun kıyafetlerine şu an bile gidip baksanız toplu. Ben biraz dağınımdır. O gördükleri zaten dağınıklık benim de kayınvalidem değil. Şimdi ben bunu kabul ediyorum. Ve kayınvalidemin evi gerçekten her zaman, ne zaman çat kapıda gitsem evet, her zaman temizdir, hakkında yedirtmem gerçekten çok titiz. Evet yani katılıyorum yani. Şimdi gelinim diye değil, gerçekten doğruyu söylüyor. İki günde bir toz alırım. O fincanların ağzı, Elif'ciğim, tozlanmıyor zaten. Allah Allah. Evet, iki günde bir toz alan bir insanım ben, tamam mı? Tozunu da mı fincanlarına alıyorsunuz? Yıkıyorum onları. İki onları yıkarım. Fincanları yıkar, getirir oraya koyarım. Fatih Bey bana bile. Çünkü zaten gelinim giderim o kadar çok oluyor ki ben onları kullanıyorum. Mutfağınızda yok mu fincan takımınız? Var. Onları da kullanıyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Kullanıyorum. Size bir cevap. Ben değişik kullanıyorum. Çiğdem Hanım, mutfaktakini de kullanıyorum. Oradakini tamam, de. Tamam. Saklamıyorum yani. Size bir cevap vermek istiyorum. Dediniz ya kayınvalidem derli toplu. Ben 2 gün önce kulaklarımla şahit oldum. Odanın dağınıklığından o kadar rahatsız olmuştuk Hülya Hanım. Sizin kayınvalidenize yanlış mıyım? Odayı topla dediniz. Evet, çünkü hayır. Şimdi şöyle oldu. Evet. İçeriye girdim. Ayakkabılar falan saçılmıştı. Dedim Ayten Hanımcığım dedim. Toparlar mısınız dedim. Ondan sonra toparladı ama. Yalnız işte onlar benim eşyam. Hayır canım, Yağmur'unkiydi. Evet. Toplayın o bir zaman. Dakika. Yağmur'unkiydi gerçekten. Ben de ortalığı toplama erbabına sonuçta siz gelinim. Toplamadınız. Uyarı aldınız Hülya Hanım. Hayır canım. Bence Ayten Hanım siz detaylı çekmemişsiniz. Anlaşılmadı. Evet, detaylı çekmediğim için anlamışsın. Çünkü anlaşılmadı. Ben size yalnız çektim Fatih Bey. Şimdi yalnız vardım evde. Hani ha, birisi olsaydı kapakları onlara hepsini açtırırdım. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta.